Merhabalar sayın takipçilerim. Domatesli pirinç pilavı yapacağım bugün. Çok nefis oluyor. Hiç denemediyseniz mutlaka deneyin. Bu tarife, bu ölçüye sadık kalırsanız tane tane pirinç pilavınız olur. İyi seyirler diliyorum ve tarifime başlıyorum. Bu arada kanalıma abone olursanız, desteklerseniz çok sevinirim. Şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ilavesi yapıyorum. Şöyle tahta kaşıkla ölçeceğim yağsını. Şöyle bir yemek kaşığından fazla. Toplamda 4 yemek kaşığı kadar yağ ilavesi yaptım. Yağ eriyene kadar bekleyelim. Yağ miktarını da dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ama yağlı olursa pirinç pilavı daha güzel olur, tane tane olur. Şöyle iyice yıkamış olduğum pirincimi 15 dakika tuzlu suda bıraktım. Suyumuz sıcak olsun. Sıcak su, tuzlu su. 15 dakika bekledikten sonra nişastası çıkana kadar iyice bekleyelim. Şöyle süzdürdüğümüz pirinçlerimizi tane tane olana kadar kavuralım. Burada 2 su bardağı pirincim var arkadaşlar. 2 su bardağı pirinç bize yeterli olacaktır. Daha fazla isterseniz miktarını çoğaltabilirsiniz. Pirinçlerim kavrulmaya devam ediyor. Böyle tane tane olana kadar pirinçlerimizi kavuralım. Pirincim iyice kavruldu. Şöyle tane tane oldu. Bu şekilde tane tane dökülsün. Burada rendelemiş olduğum 3 adet domatesimi ilave ediyorum. Domatesle birlikte biraz kavuralım. Şöyle tuzunu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı, 1,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Tuz miktarını dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Biraz da domatesle kavurduktan sonra şimdi suyunu ilave ediyorum. Şöyle 1 bardak. Şöyle 2 bardak su ilavesi yaptım. Karıştıralım. Pirince 2 bardak su ilavesi yaptım. Domatesin suyu olduğu için yeterli olacaktır. Bu su miktarını da dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, pilavımız suyunu çekti. Gayet de güzel gözüküyor. Şöyle birazcık dinlendikten sonra 5 dakika dinlendirmeye bırakalım. Daha sonra servise geçelim. Evet arkadaşlar, pirinç pilavımız dinlendi. Şöyle çok güzel domatesli pirinç pilavımız oldu. Ve tane tane. Şöyle servise alalım. Evet arkadaşlar, pirinç pilavım da domatesli pirinç pilavım servise hazır. Yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun. Hoşça kalın.